Şunu çökeyim ben. Şunu koyayım. Bir de içeriden geçen gün aldıklarımı getireyim, tamam mı? Ama sen gelme buraya. Çek. Almıştım da Beril'e dedim ki hadi gel dedim, sen çek beni çek dedim bu sefer dedim. Farklı bir açıdan şey olsun dedim. Hep böyle kendime doğru çekiyorum ya böyle. Bundan sonra hep böyle mi yapsak acaba? He? Senin böyle boş olduğun zamanlar ve beni çekebildiğin zamanlar mı çeksek? Çünkü kendini falan böyle çekince şey oluyor. Hayır diyor arkadan. Niye? Boş değilim çünkü. Çok mu zor bir şey? Evet. Boş değilsin. Çok evet. Mu dolusun? Evet. Çok yoğunsun. Evet. Geçen kendime bir yüzük aldım. Görünüyor mu? Görünüyor. Ben alayım mı? Göstereyim. Yok. Şöyle bir yüzük aldım. O kadar beğendim ki bu yüzüğü. Böyle benim bu tarz böyle iki tane daha var. Onlar böyle takım yapmak için. O elime takayım dedim. Sesim de inşallah geliyor olur. Biraz enerjiksizim. Hı? Ondan sonra acaba neyse. Beril'le bugün dışarı çıktık geldik de. O yüzden bu kız beni yordu. Böyle bir yüzük aldım işte. Bu aralar böyle büyük yüzükler moda. Oraya yine bakacağım ama. Böyle bileklik istiyorum böyle var ya hani böyle gladiatör şeyleri oluyor ya böyle büyük. Böyle bu tarz. Anladım. Güzel olmaz mı? Daha ne güzel olur. Hele böyle. Yani bir tarafa da takılabilir, iki tarafa da takılabilir. Görürsün bak. Deneyince görürsün. Evet sonra geçen çekmecedeki kenarlarını bir kontrol edeyim dedim. Bana oluyor mu diye. Bacağım nasıl görünüyor? Orayı da böyle. Görünmüyor ki. Görünmüyor mu? Ha. Kemerlerimi işte deneyeyim dedim ama hiçbir kemerim olmuyor. O kadar eski kemerler yani. O zamanlar böyle aşırı kiloluymuşum. Yani aşırı da dediğim yani obez falan değildim de. Kiloluyken falan işte. Hepsinin deliğinden böyle biraz daha fazla gidiyor. Kemerler hiçbir olmuyor. Yani tek tük aralarında olanlar vardı. Olmayanları böyle kenara koydum, ayırdım. Bir tane dedim ki siyah bir kemer alayım böyle. Şurası metal olan. Bunu da 85 almışım. Yani kaç beden oluyor bu? İşte 85 oluyor. Bana tam oldu. Ha S. 85 bel ölçüsüdür. İşte yani hani böyle genelde de yüksek bel falan giyiyorum ya. O yüzden böyle yani yukarıda böyle işte takabileceğim bir kemer olsun dedim. Böyle siyah bir kemer aldım. Yani güzel, normal işte böyle her şeyle takılabilecek. Bir de böyle bir gold'ünü bulursam onu da alayım. Hı? Gümüş daha güzel. Gümüş mü güzel? Evet. Evet işte böyle yani. Bir tane kemer aldım. Bir de... Geçen de demiştim ya dolap detoksumu eğer izlediyseniz orada böyle hani bu tarz bu tonlara böyle şey yapmak istiyorum diye böyle bir tişört buldum indirimdeydi 200 TL'den düşmüş 130 TL'ye. Bunu da medium'unu aldım böyle çizgili çizgili de çok moda ya nasıl bana rengi yakışıyor mu? Hı? Yani hani sarışın ve beyaz olunca sanki böyle biraz soluk gibi görünüyor ama makyajla falan güzel olur. Değil mi Beril? Değil mi? Siz de yazın. Evet, bunu aldım bir de. Siyahı vardı, yeşili vardı, bir de laciverti vardı galiba bunun bir de. Ama ben bu rengini aldım. Siyahı almak istemedim. Bir tane siyah şey almıştım zaten. Çizgili bu sene. Ama hep giydim. Bunu da kışın mışın falan da giyerim yani. Tişört giyiyorum yani. Evet, kıyafet böyleydi. Aslında işte bugün de baktım böyle bir şeylere böyle alayım falan diye ama hiç hoşuma giden bir şey olmadı. Bu aralar bir şey beğenemiyorum ben. Ama trench coat baktık Veril'le birlikte. Trench coat alacağız kendimize değil mi? Paramız olunca. Zara'da baktık, çok güzeldi. Ben yeşili beğendim. Haki yeşil mi deniyor? Ya bilmiyorum ki. Şey, asker yeşili. Asker yeşili. Onu beğendim. Veril de siyah beğendi.
Güzeldi ama. Evet, sonra da bugün Osman'a girdik. Osman'dan neler aldık? Onlara da bakalım. Ondan sonra zaten alışverişimiz bitiyor, bu kadardı. Bir Belil kendine şey aldı ama onu göstermeye gerek yok. Getiremem. Evet. Getiremez misin? Niye, çok mu uzakta? Bunları bütün yaz boyu dışarıda giydim. Şimdi de evde giyiyorum. Rahat oluyor çünkü. Deterjan biraz kaldı yani, bitmek üzereydi. O yüzden yine şu Vernel'in bundan aldım. İndirimdeydi. Ondan sonra cıma. Kasa arkası ürünü vardı. Çok hışır hışır etkisin. Belki de bundan aldım. Onun kokusu var ya, buradan bile geliyor. Buraya gelmiyor. Öyle bir koku ki var ya, yani daha hiç kullanmayanlar varsa bence hemen alın ve kullanın. Cep güzel kokuyor. Yüzlüsünü aldım. O da yine uygun fiyatlıydı. Bazı yerlerde pahalı oluyor, bazı yerlerde uygun oluyor. Bir de geçen ne gördüm biliyor musunuz? Instagram'daydı herhalde. Bunlar tek kullanımlık değilmiş. İşte bir tanesini çıkarıyoruz, siliyoruz ya, onu yıkıyormuşuz, sonra ona devam siliyormuşum. Ama ben öyle bir şey yapmıyorum yani. Eğer olabilir. Temizlik videolarımda da gördünüz zaten, ben atıyorum. Yani direkt atıyorum. Evet, bunu da buraya koyduk. Ondan sonra birazcık da böyle bir şeyler aldım. Onları ilk defa deneyeceğim. Orada gördük Beril'le birlikte, hangisini alalım, hangisini alalım diye. Neyin de bunlar? Ne bileyim. Kladerm. Kladerm'in böyle Türk malıymış. Tamamen Türk mi? Arındırıcı kil maskesi diyor. Aslında bu bir kil maskesi almıştık, hatırlıyor musun? Hiç bahsetme anne. Çok kötüydü gerçekten. Böyle büyük bir şeyin içindeydi. Bim'den almıştık. Evet. Hatta onun bir ara şey, böyle Bim'e şeyler gelmişti. Böyle o tarz şeyler gelmişti. O zaman almıştık, bayağı da büyüktü. Böyle bir ara tripod niyetine kullanıyordum ama sonra attım. Kil maskesi benim yüzüme hiç iyi gelmiyor. Bir tuhaf, o da kil maskesi. İşte bu da kil maskesi ama nasıl bir şey acaba ama? Aç bir bakalım. Aa, dur. Bu limonlu. Bu da pure yazıyor. Açacağım. Yakınlaştır bakayım. Her yerden kapalı, her yerden. İnşallah o renk falan değildir. Böyle beyaz bir şeydir. O renktir. Yemin et. Evet. Ne renk? Gerçekten o renk. Evet, bakın. Görünüyor mu? Görünüyor. Neyse, deneyeceğiz artık. Belki kimse de iyi gelmezse çöpe atarız. Yani ne yapalım? Toygar'a veririz, Toygar da. Evet, bu limonluyu aldık. Limon kokuyor muydu ki? Kokuyor mu? Kokuyor. Cildin parlaklık ve yumuşaklık kazanmasına yardımcı olur diyor. Etkili gözenek temizliğinde önemli rol oynar. Cilde mineral desteği sağlar. Tüm cilt tiplerine uygunmuş. Göreceğiz, göreceğiz. Biri de bu. Gösterdim demin değil mi? Pure yazıyor bunda da. Sağlıklı ve canlı bir cilt görünümü oluşmasına yardımcı olur. Etkili gözenek temizliğinde önemli rol oynar. Cilde mineral, onun o alttakiler zaten hepsinde vardı. Sadece işte hepsinin farklı şeyi var ya, onlar üstte yazıyor. Bakalım, deneyeceğiz. Umarım cildimize iyi gelir ha. Ne dersin? Bilmem. Sonra bakacaktım. Ne yapacaktım? Acaba çekmecede mi? Neyse, onu birazdan buluruz. Bendeydi o. Ne? Bendeydi. Sende mi? Getireyim mi? Getir hadi. Pembeymiş bak. Aha. İyi, doğru hatırlıyormuşum yani. Neyse, bunu koyayım bir. Buradan bir makas alacağım. Hemen makas alayım. Bunu da açıp bakalım. Dudak kalemi aldım. Tam istediğim rengi inşallah bulmuşumdur bu sefer. Aslında geçenki aldığım da çok güzeldi. Onu da çok beğendim ama tam istediğim renk o değildi sanki. O yüzden bunu görünce almak istedim. Neyin? Revive Me'nin. İnşallah güzel bir renk. Bilmiyorum. Bunları niye böyle yapıyorlar ya?
Koruma şeyi. Ya tamam da iğrenç, iğrenç. Şuraya yapıştır. Ana nasıl bir renk bu? Hı? Bakayım. Baksana. Nasıl bir şey ya? Highlighter gibi bir şey herhalde o verdi. Nasıl bir renk aynı? Hayatımda ilk defa böyle bir renk gördüm. Gördüm. İstediğin gibi mi? Biraz uzaklaşır mısın? Uzak zaten. Şeyi aldım. Tamam. Bilemedim. Uzakta görmek lazım. Neyse, evet. Ondan sonra yani dudakta nasıl bir şey olur bilmiyorum, bilemedim yani. Komple sürsem belki güzel olur. Hı? Deneyim mi? Dene. Aynayı alayım. Bakalım bakalım nasıl bir şey olacak. Ne oldu? Ya var ya bütün kalem elime yapıştı. Boyamıyor bile. Boyamış mı? Yani biraz parlaklık veriyor. Bence onu burnuna falan göz şeylerine kullan. Ben bunu eyeliner gibi kullanayım. Hı? Bence de öyle yap. Çünkü hiç bir şey yapmadı dudağına. Şaka mı bu ya? Hı? Biraz parlaklık verdi. Hadi benim istediğim böyle bir şey değil. Fiyasko. Bence bunu göz kalemi olarak falan kullanabilirim. Ama bu güzel. Çünkü bunu şey yaptım biliyorum yani. Beril her ne kadar çalmış olsa da bu Magnolia'ymış 02 olan. Böyle şey krem aldık. Bu çok güzel. Sonra işte elimizle dağıtıyoruz. Bu rengi de çok güzel. Bu sefer ama ne aldık? Hibiscus'muş bu. 01. Yine Revlon'un. Ben bunu da açayım. Bunu da açayım, rengine bakalım. Rengini kesmemize gerek yok Allah'tan. Şuraları açıkmış. Revlon şeyleri genelde güzel oluyor. Essence de güzel oluyor. Yemin ediyorum var ya sıcaktan mıdır nedir bir de. Böyle erimiş sanki yapışkanlar. Ay, ay yerde var ya her yerim ağrıdı. Wow. Bakayım. Bu da mı böyleydi ya? Evet. Düzlendi. Gel. Elimde göstereyim. Oha. Çok güzel renk. Tam yani burada göründüğü gibi bir renk. Bence bu da çok güzel olacak. Böyle böyle sürdüğünüzde. Şeyli bu. Asansörlü. Çok güzel bir allık bence. Bir de böyle ne renkleri vardı? Nude tonları vardı değil mi? Onları da denemek lazım aslında. Hı? İşte şimdi bizde de böyle iki rengi oldu. İki rengi de çok güzel bence ama bu rengi çok sevdim. Şöyle bakın. Böyle dağıttığınızda da böyle bir şey oluyor işte. Tamamdır. Bunları da koyalım buraya. Evet. Alışverişlerimiz bu kadardı. Gönül isterdi ki daha çok bir şeyler alıp gösterelim ama bu kadardı yani. Göstereceklerimiz. Değil mi? Bitti. Beril'e teşekkür ederim buradan bizi çektiği için. Ayaklarım çok acıdı. Kalkıyorum artık. Bunları yerleştireceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.